Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O zaman içinizden iki bölük bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısıydı. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. O vakit Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet. Bağışlanmaları için dua et. İş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Allah size yardım ederse, artık size üstün gelecek hiç kimse yoktur. Eğer sizi bırakıverirse, ondan sonra size kim yardım eder? Müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıdırlar. Baş üstüne derler ama yanından ayrılınca onlardan bir kısmı senin dediğinden başkasını gizlice kurar. Allah da onların gizlice kurduklarını yazar. Sen onlara aldırma ve Allah'a dayan. Sana vekil olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini unutmayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun ve müminler yalnızca Allah'a güvensinler. Eğer müminlerseniz ancak Allah'a güvenin. Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemiş başka, yoksa ona geri dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Müminler o kişilerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını arttırır ve onlar yalnız Rablerine dayanıp güvenirler. O zaman münafıklarla kalplerinde hastalık bulunanlar sizin için bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a dayanırsa bilsin ki Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Kendisine güveneni üstün ve galip kılacak O'dur. Yoksa orduların sayı ve teçhizat üstünlüğü değildir. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de barıştan yana ol ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O işitendir, bilendir. De ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. O bizim Mevlamızdır. Onun için müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Ey Muhammed! Yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben sadece O'na güvenip dayanırım. O, yüce arşın sahibidir. Onlara Nuh'un haberini oku. Hani o kavmine demişti ki, ey kavmim, eğer benim aranızdaki konumum ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geldiyse, ben yalnız Allah'a dayanıp güvenirim. Siz de ortaklarınızla beraber toplanıp yapacağınızı kararlaştırın. Sonra işiniz başınıza dert olmasın. Bundan sonra vereceğiniz hükmü bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin. Musa dedi ki, ey kavmim, eğer Allah'a inandıysanız ve O'na teslim olduysanız sadece O'na güvenip dayanın. Onlar da dediler ki, Allah'a dayandık. Ey Rabbimiz, bizi o zalimler topluluğu için deneme konusu kılma. Ben benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü yürüyen hiçbir varlık yoktur ki Allah onun perçemini, kaderini elinde tutuyor olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru yoldadır. Dedi ki, ey kavmim, eğer benim Rabbim tarafından verilmiş apaçık bir delilim varsa ve o bana katından güzel bir rızık vermişse buna ne dersiniz? Size yasak ettiğim şeylerin aksini yaparak size aykırı davranmak istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam ancak Allah'ın yardımıyladır. Yalnız O'na dayandım ve yalnız O'na döneceğim. Göklerin ve yerin gaybı
sırrı yalnız Allah'a aittir. Her iş O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na dayan. Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Sonra şöyle dedi. Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Onun için ben yalnız O'na dayandım. Tevekkül edenler yalnız O'na dayansınlar. Ey Muhammed! Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, O benim Rabbimdir. Ondan başka Tanrı yoktur. Sadece O'na tevekkül ettim ve dönüş sadece O'nadır. Peygamberleri onlara dediler ki, evet biz sizin gibi bir insandan başkası değiliz. Fakat Allah nimetini kullarından dilediğine lütfeder. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemize imkan yoktur. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Hem bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkülde sebat etsinler. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederek sabredenlerdir. Gerçek şu ki iman edip de yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde o şeytanın hiçbir hakimiyeti yoktur. Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et, kullarının günahlarını O'nun bilmesi yeter. Sen o mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan. O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. Onlar sabreden kimselerdir ve yalnız Rablerine güvenip dayanmaktadırlar. Allah'a güven, vekil olarak Allah yeter. Kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Onların eziyetlerini aldırma. Allah'a güvenip dayan. Vekil ve destek olarak Allah yeter. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette Allah'tır derler. De ki, öyleyse bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek isterse Allah'ı bırakıp da taptıklarınız onun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilerse onlar onun bu rahmetini önleyebilirler mi? De ki, bana Allah yeter. Tevekkül edenler ancak O'na güvenip dayanırlar. Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek Allah'a mahsustur. İşte bu Allah benim Rabbimdir. O'na dayandım ve O'na yönelirim. Size verilen şey yalnızca dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa daha iyi ve daha süreklidir. Bu mükafat iman edenler ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Gizli konuşmalar şeytandandır. Bu iman edenleri üzmek içindir. Oysa şeytan Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler Allah'a dayanıp güvensinler. İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir. Şu kadar var ki İbrahim babasına andolsun senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez demişti. O müminler şöyle dediler. Rabbimiz, ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüşte ancak sanadır. Allah, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse, o ona yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. De ki,
O Rahman'dır. Biz ona iman etmiş ve ona güvenip dayanmışızdır. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akarsu getirebilir?''